Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz yepyeni bir Kargo Simülatör 2021 videosuna hoş geldiniz efendim. Bugün sizlerle beraber Kargo Simülatör'de ne mi yapacağız? Bugün arkadaşlar Sakarya'dan Zonguldak'a 216 kilometrelik bir sefer atacağız efendim. 12 tonluk bir gıda yükümüz var, gördüğünüz gibi masamızla aracımızı bir çalıştıralım. Şöyle yolumuzu biz ufaktan bir çıkalım, tamam mı? Şimdi bu videoda biraz buglardan bahsedeceğim. Şu anlık halen devam eden buglardan ve olan ama şu an olmayan, benim bildirdiğim ve düzelen buglardan bahsedeceğiz biraz. Biraz da muhabbet sohbet edeceğiz, işte bir şeyler yapacağız. Şimdiden videoya başlamadan önce bir like atıp kanala abone olursanız Discord'umuza da beklenirsiniz tabii ki. Discord'umuza da gelebilirsiniz. Açıklama kısmına koyduğum linkler çoğu zaman çalışmıyor. Onun nedenini ben de bilmiyorum. Alıyorum koyuyorum oraya, olmuyor. Ama gelmek isterseniz Discord'da yorumlar kısmına da link sabitleyeceğim. Onlar çalışmazsa yorumlardan bana yazın, ben size özel link atarım. Discord'umuza da katılmayı unutmayın. Şu an bayağı bir aktif kişi var. Sohbet muhabbet akıyor burada karşımda. Şimdi bugün Sakarya'dan Zonguldak'a gideceğiz. Kilometre cimrilerinde en son Çanakkale'nin o taraflarda kalmıştık. Fakat mecbur para kasmam gerektiği, yani daha iyi tırla falan çıkmam için para kasmam gerekiyordu. Onun yüzden de sefer atmam gerekiyordu. Şu an bu manla da gördüğünüz gibi 4500 kilometreye yaklaştı. Garajım şurada Edirne'de. Tabii onun dışında ilk önce Ford Kargo aldım, Renault aldım, masa aldım. Şimdi direkt F-Max'e yükseleceğim. Ankara'ya doğru gitmem lazım. Konvoy var. Mustafa'nın konvoy var. Onunla konvoy yapacağız. O yüzden Ankara'ya doğru yük alayım dedim. Buradan o taraflara doğru ufak ufak gideceğiz. Şöyle 85 sabitleyelim. Fazla hıza gerek yok hocam. Zaten mas ne kadar gidebilir? Oğlum sanki arabayı sağ koltuktan sürüyoruz ya. Şunun hala içini düzeltmediler. O kadar bir önemli detay olmadığı için ben de söylemek istemiyorum ama abi aşırı sağdan ya. Zaten ilk geldiğinden beri mas bu yüzden sevilmedi. Yoksa ben arabayı seviyorum. Gerçekten güzel bir araba, içi falan da olsun hoşuma gidiyor ama yani oturuş açısı sanki sağdan sürüyoruz ya. Çok değil. Şimdi paramız 218.000. Bu yükten de bir 15.000 lira para alacağız. 3.000 lira park etme parasıyla beraber. 186 kilometre yolumuz var. Şimdi ileride bir galerimiz var. İlk öncelikle şunu söyleyeyim. Galeriler ve modifiye merkezleri gerçekten çok az bir şekilde vardı. Yani nasıl az bir şekilde vardı? Çıkmıyordu. Zaten navigasyon da sizi genellikle tek şerit yollara ve ilçelerin arasından götürüyor. 300'den fazla ilçe var. İster istemez ilçelerin arasından çıkıyor yol yani. Ulan galeri bulmuşken şimdi ama girmeyeceğim ya. Abi çıkmıyor şu anda galeri ya. Bildirdik biz bu sorunu, dedik abi. Galeri olsun, benzin istasyonu olsun, modifiye merkezi olsun çıkmıyor yani. Çok az denk geliyor. Mesela ben Ford Kargo'yu aldım. Renault'a geçerken modifiye merkezi buldum, öyle modifiye ettim. Full modifiyesiz kullandım onu. Renault'a aldım. Scania'ya geçerken modifiye edemedim onu. Bulamadım modifiye merkezi. Scania'ya aldım. En son videomuzda denk geldi modifiye merkezi. Oraya kadar modifiyesiz bir şekilde kullandım. Man'ı aldım. Buna da işte 3000 kilometredeyken falan modifiye merkezi buldum, modifiye ettim bunu da. Bunu da çok boş kullandım, maviydi bu da. Bildirdik onu, dedik. Zaten ben ne zaman böyle hataları, bugları biriktirsem, şimdi yorumlara yazan çok var. İşte şu gelsin, işte şu hata var, şu bug var. Ben giriyorum oyuna abi, deniyorum onu. Deniyorum, gerçekten öyle bir şekilde karşılaşıyorsam kullanıcının yorumunun SS'ini alıyorum. Ekran görüntüsü alıyorum oyundan, kanıt olsun diye. Seçkin abiye atıyorum. Topluluk kısmını takip ederseniz orada zaten göreceksiniz. Ben ne zaman bir hataları bildirsem maille oraya sesini atıyorum ki genellikle bir 20 saat sonra, yani bir gün sonra falan da güncelleme geliyor. Artık güncelleme geldi, yenilikleri de esas alıp topluluk kısmına atıyorum. Topluluk kısmına arada bir girin bakın, zaten ana sayfanız o, sizin abone olup tüm bildirimleri açanlara düşüyor ama tüm bildirimleri açmadıysanız ve açmak da istemiyorsanız oradan topluluk kısmına arada bir böyle göz atarak bahsedebilirsiniz ve gelen yenilikleri de görebilirsiniz. Birkaç kişi de oyunu bulamıyormuş ve güncellemeyi indirmiyormuş. Yani şöyle indirmiyormuş. Oyuna geliyormuş, güncellemeler yerine geliyormuş birkaç kişi. Bu doğru mu bilmiyorum. Ben takır takır güncelleniyor. Güncelleme yerine geldiğinde oyunu güncelleme geldi gösterilmiyormuş. Yani olmuyormuş öyle bir buton orada. Onu ben de bilmiyorum. Ondan sonra geçen buglardan işte ufak bir hatalar falan vardı. Yük alırken parayı vermiyordu. Onu düzelttirdik. Ondan sonra arabanın içine perde varken, sağdaki ayna var ya. Arabanın içine perde varken o sağdaki ayna açıldığı zaman perdenin altına gidiyordu, aynayı göremiyordunuz. O düzeldi şu an. Ondan sonra para vermeme düzeldi. Yük alırken yüke şey oluyordu, yapışıyordu araba, çıkmıyordu yükten.
Onlar düzeltildi ve daha fazlası düzeltildi. Retarder neden yok diyecekseniz, retarder ekleme ve kaldırma geldi. O da şurada. Haritaya bastığınız zaman abi, şuradan ayarlara geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi ayarlar. Trafiği de şuradan yoğun yapayım. Full ayarlarda kullanıyorum zaten. Uzun, normal. Obje yoğunluğu geldi arkadaşlar geçen güncellemeyle. Yani geçen dediğim evvelsi gün geldi güncelleme. Şuradan telefonu kasanlar için bir tane daha video çekeceğim zaten. Telefonunuz kasıyorsa ne yapmanız gerektiği için. Önceki sürüm için çekmiştim ama artık yeni sürümdeyiz. Full her şey değiştiği için. Buradan obje yoğunluğunu da minimum düşük veya orta yapabilirsiniz. Şöyle ben normal yapayım. Retarder kapalı açık geldi. Bunu şey yapabilirsiniz. Ben neden kapadım? Çünkü fazla kullanmıyorum. Bir de ekranda şöyle kamera açısıyla oynadığım zaman retardere pinip kalkıyor. Elim takılıyor oradan. Zaten çekici kurtarmamız da vardı. Ondan sonra gelen yenilikler ufak ufak böyle. 12 ton yükümüz gıdayla birlikte gidiyoruz. Benzinliklerde dediğim gibi zaten her pompaya yanaştığınızda artık şey alabiliyorsunuz. Şu bug'ı da göstereceğim size abi. Bir saniye. Bunu bana sağ olsun Mustafa söyledi ve gerçekten iyi bir bug. Öyle kötü bir bug değil. Hangi açıdan iyi beklemiyorsunuz. Yorulmuyorsunuz benzin alırken. Şimdi göstereceğim onu size. Ben zaten yapımcıya bunu bildirmiştim. Yani söylemiştim toplantıda. Dedim ki abi, benzin alırken tamam gerçek bir şoför de bekliyor da dakikalarca saatlerce dolmasını, ama dedim en azından dedim basılı tutmayalım ya, böyle dedim bir şey olsun dedim. Şimdi böyle basılı tutmamak için yapmanız gereken arkadaşlar, şuna basılı tutarken şuradan haritaya basacağınız, buradayken haritaya basacağınız abi. Şu an ben haritaya basamıyorum, niye böyle? Heh, bir saniye, bug oldu galiba. Heh, şu an bastım buradan abi. Şöyle bu dolarken haritaya bastığınız zaman, haritadan sonra haritayı geri kapattığınız zaman siz bu ortaya yani pompaya dokunmadan o kendisi doluyor. Sonra ekranda herhangi bir yere dokunduktan sonra kendisi atıyor. Hop duruyor yani. Şu an harita bug'a girdi şu an. Bazen butonlar bug'a giriyor. Geri çıkma düğmesi falan da bug'a giriyor. Bassanız bile işlemiyor bazen. Bunu söyleyeyim size. Onu iletmiştim ama düzeldi diye tahmin ediyorum, ama şu an bak haritada aynı şekilde. Şöyle abi. Yo, yine basamıyorum şu an. Bak kameraya falan basıyorum. Haritaya şu an bassam da olmuyor. Bunu kapadıktan sonra bassam da yine olmuyor. Böyle yapsam. Yok abi. Ama ben size şunu söyleyeyim abi. Benzin alırken haritaya basın. Sonra geri gelin haritadan. Benzin almaya devam ediyor. Tabi bu dün gelen güncellemeyle bunu düzeltmediyseler, o bug'ı yararlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Gerçekten de güzel bence. Yani iyi kullanışlı olmuş. Yani güzel bir bug çıkmış ortaya ki düzeltmediyseler. Şu an bende harita bug'a girdi mesela. Bak şu an giriyor ama oradayken girmiyordu. Ya da düzelttiler dediğim gibi. Siz onu bir denersin. Şöyle biraz yardıralım. Scania'nın o geleneksel problemi vardı. Yol tutuş problemi. Şimdi çoğu oyuncu onu bu açıdan düşünmüş. Ya abi demiş, gerçekte de zaten demiş 20 ton yüklü 120 ile giderken demiş araba yalpalanıyor. Onu ben de biliyorum. Farkındayım ama oyundaki öyle bir hata değildi. Ben bunu yapımcıya bildirdim. O videomun linkini de attım mail olarak ona. Dedim abi bak istersen, ki bakmıştır diye düşünüyorum. Evvelsi günde zaten düzeltildi. Gerçekten öyle bir sorun varmış. Yani arabanın dinamiklerinde bir şey olmuş. Yani karıştırılmış mı, yanlış bir şey mi eklenmiş bilmiyorum. Ama öyle bir hata olmuş tabii ki. Onu da düzelttiler. Artık Scania kullananlar rahatça kullanabilir. Zaten kullanacağımız kadar kullandık onu. Biraz böyle birkaç video böyle bilgilendirme amaçlı olacak. Dediğim gibi gelen yenilikleri biraz tanıtacağım. Oyunu biraz tanıtacağım size. Ondan sonra bir tane şey videosu gelecek. İşte kasmaması için ne yapmamız gerekiyor. Çoğunuzun telefonda kasıyor ve güncelleme de geldi. Biraz daha oyun ağırlaştı. Daha yenilikler eklendi, yollar eklendi. Telefonu ağır olanlar, yani 2 GB RAM'iniz varsa yine arada böyle düşük ayarları alıp oynayabilirsiniz, ama 2'den azsa yani yapacak bir şey yok, mecbur kasıyor. Buradan çıkalım ya, çimenlere girince gaza bassanız araba gitmiyor bu arada. Ondan sonra şu bug'ı söyleyeceğim size. Şöyle biraz sesi açacağım. Denk gelirse. Yok abi, videoda denk gelmiyor ya. Şöyle bir ses bug'ı var. Dediğim gibi egzoz sesleri eklemişler ya. O egzoz sesleri bir 10 saniye falan. Şimdi dinlerseniz de 10 saniyeden sonra arabanın eski kargodaki sese dönüyor tüm arabalar. Ve orayı döndüğü zaman
bir ses bug'a giriyor ve gaza bassanız da araba gitmiyor. Gazdan çek bas yapmanız gerekiyor. Bazen öyle takılıyor. Genelde düşük hızlarda takılıyor. O ses bug'ından, ses bug'ı diyorum. Sesten kaynaklandığını düşünüyorum ben onun. İlla bir videoda denk gelir. Yani videoda oyunun sesini kıstığım için size arabanın sesi de iyi gelmiyor. O yüzden bir videoda onu ben yakalarım. Söylerim. Onu bildirmiştim ama kanıt olmadığı için o düzelmedi zaten. Şu anda hala da bazen devam ediyor. Dengelenler var mıdır zaten aranızda? Onu düzelttirmemiz lazım. Böyle gaza basarken o ses modu diyeyim ben. O aracın ses modu bittikten sonra kendi sesine döndüğü zaman oyunun sesi gidiyor. Yani aracın sesi gidiyor. Gaza da bassanız bile araba gitmiyor yani. Gazdan çek bas yapmanız lazım ki sonra o tekrar ses moduna geri başlasın. Yani atıyorum şimdi gaza basıyorsunuz. Bunu çektikten sonra tekrar bastığında tekrar ses moduna devam ediyor ya. Orada bir karışıklık oluyor bence. Öyle bir hata çıkıyor meydana. Şimdi biz Alaplı şehrinde diyorum pardon. Alaplı ilçesinde şöyle videomuzu bitirelim. Şurada sağda hocam videomuz ufaktan bitsin. Dediğim gibi birkaç tane yenilenen buglardan, yeniliklerden konuştum. Sizin de oyunda karşılaştığınız hatalar, buglar veya gelmesini istediğiniz güzel de gelirse güzel de olacak bir şeyler varsa yorumlarda paylaşın. Ben emin olun ki yapımcıya bildiriyorum onları. Bir de şöyle bir şey var. Bu yükü teslim ettikten sonra şuradaki Dorse kamerasına bastığınız zaman siz atıyorum yükü bıraktınız abi. Ankara'ya yükü bıraktın. Ankara'dan yük almadan çıktın. İstanbul'a gittin. Sen buradan şu Dorse kamerasına bastığında Dorsen neredeyse Dorse kamerasına gidiyorsun. Dorsen'in yanına gidiyorsun. Bu bence bir bug. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Onu da ileteceğim. Videomuz bu kadardı efendim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi karşılaştığınız veya gelmesini istediğiniz yenilikler varsa açıklama kısmından Discord'umuza gelerek bana bildirebilirsiniz veya yorumlardan bildirebilirsiniz. Discord'umuza da gelmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın efendim. Kendinize iyi bakın.